Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Çok değerli izleyiciler, bugün Kur'an Ufku kitabımızın 11. sayfasından Bakara suresinin 25 ila 29. ayetlerini işlemeye çalışacağız inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve beşşirillezine amenu ve amilussalihat. Ve cümleye başlarken söylenen başlama harfi beşşir denmiş burada. Beşşara yübeşşiru fiilinin emir hali. Yu'yu atıyoruz biliyorsunuz muzarat harfinden. Sonunda cezim yapıyoruz emir yaparken. Böylece yübeşşiru beşşir oluyor. Ama yanındaki kelimeye geçiş yaparken elif varsa böyle esreyle geçiliyor. Beşşirillezine amenu. İman eden kimselere müjdele. Dolayısıyla bu kısım ellezine amenu kısmı mef'ul kısmı. Tabi atıf harfi var. Kimlere başka müjdele? Amilus salihat. Salihatünün çoğulu bu salihat. İyi şeyler, iyi işler. İyi işler işleyen ve iman eden kimselere müjdele. Bakın sadece iman eden değil, aynı zamanda iyi işler, salih ameller. Yani gerektiği zaman gerektiği gibi davrananlar, demek ki sadece iman yetmiyor. Bu çok önemli. İmanını ispat sadedinde Allah'ın söylediği güzel şeyleri de beraberinde yapmak gerekiyor. Enne lehum. Peki bunlara ne müjdesini veriyor Rabbimiz? Enne lehum cennatin. Onlar için cennetler olduğunu. Şimdi enne neydi? Yan cümleciğin başına geliyor enne. Bildiğimiz tekit ve nasb harfi, ama enneden sonra bu şekilde cümle geliyor. Gelen cümleye bakıyoruz. Lehum cennetin derken harfi cerle başlamış. O zaman bu hiçbir zaman mübteda veyahut ennenin ismi olamaz. Ennenin nesi olur? Mukaddem, yani öne geçmiş haberi ve şibhi cümle olmuş oluyor. Dolayısıyla ennenin muahhar ismi de cennetin. Neden peki ennenin ismi esasen hani muahhar da olsa üstün olurdu, ama burada esre gelmiş. Çünkü cennetin bu çoğulu cem-i müennes salim, yani düzgün çoğullar, merfu yani ötreli halleri cennetün olarak gelir, ama üstün ve esreli halleri cennetin olarak gelir. Yani cennetten diye bir şey yoktur cem-i müennes salim isimlerde. Cennetler var. Tabii şimdi de bakın tenvin geldi. Tenvinli kelimeden sonra gelen cümle, ki fiille başlamış cümlenin alameti, o kelimenin sıfatı demektir. Tecri min tahtihel enhar, akan, cera, yecri, min tahtihel enhar, altından nehirler akan cennetler. Nehirler hani her cansız çoğul tek bir müennes hükmünde. Dolayısıyla tecriminde, yani tecrinin faili buradaki el enharu, ırmaklar, altından ırmaklar akan cennetler. Demek ki su var cennette. Bu dünyada olduğu gibi orada da görüyoruz nehirler, söylüyor Rabbimiz. Evet, küllema ruziku, her ne zaman ruziku minha, ondan rızıklansalar. Razaka'nın meçhul mazisi. Yani razaka, ruzika. Mesela ketebe, kütibe, razaka, ruzika oluyor. Külle ma ruziku, bu vav elif sondaki çoğul olduğunu gösteriyor. Her ne zaman ondan rızıklansalar, minha ondan, yani o cennetlerden, min semeratin, o minhadan kasıt nedir? Yani meyve, herhangi bir meyveden rizkan, rızık olarak kendilerine verirse, rızıklansalar, kalu, yani cennet ashabı oraya girdikten sonra demek ki ikramlar yapılıyor. Kalu derler ki, bu kale ve türevlerinden sonra iki nokta üst üste varmış gibi kabul edilir. Yeni bir cümle başlar. Kalu hazellezi ruzikna min kablu. Yani haza bu, ellezi ruzikna min kablu. Önceden bizim rızıklandığımızdır, rızıklandığımız şeydir. Yani haza burada mübteda oldu. Dir dır takısı koyduğumuz yerde haber olmuş oluyor. Peki niye min kablü böyle ötre geldi? Harfi cerden sonra olduğu halde.
Kablu ve ba'du, eğer muzaf olmazlarsa, yani isim tamlamasının birinci kelimesi olmazlarsa, bu şekilde damme üzere mebni olarak gelen bir zarf olur. Min kablu, daha önceden rızıklandığımız şeydir. Yani daha önce benzer bir meyve kendilerine ikram edildi. Veya dünyadayken yedikleri bir şeye benzettiler. Her ikisi de olabilir. Ve utu bihi müteşabihen. Utu eta. Eta geldi ama bi ile kullanılınca eta, biliyorsunuz, verdi, getirdi manasında. Peki burada birincisi ötre olmuş ve eta sonu illetli. Onun meçhulü nasıl yapılır? Eta ütiye. Çekimini yaparsak ütiye, ütiya, ütu. Bakın, verilmiştir, getirilmiştir ona müteşabihen, benzer olarak kendilerine, hani o benzer olarak o meyve verilmiştir. Yani meçhul mazi şuradaki vav elifte naibi fail olmuş oluyor. Nasıl? Benzer olarak. Ve lehum fiha, yine bakın cümle haber mukaddem çünkü harfi cerle başlamış. Lehum fiha, onlar için vardır orada ezvacun, eşler, mutahharetun, tertemiz eşler. Demek ki eşlerin, bakın, temizliği vurgulanıyor. Yani kadın olsun erkek olsun, rahatsız edici herhangi bir koku, herhangi bir pislik, bir şey, hiç onu rahatsız edecek hiçbir şey yok o eşlerde. Ve hum fiha halidun, ve onlar orada, yani o cennetlerde, halidun, kalıcıdırlar, ebedidirler. Tabi ebedi kalıcıdırlar diye söylenmesi, mesela başka ayetlerde de ebeden diye geliyor. Bu yüzden hani cennete giren bir insanın bir daha oradan çıkması mümkün değil. Ebedi kalıcılar, ebeden diye de başka ayetlerde geçiyor çünkü. İnnallâhe, doğrusu Allah, la yestahyi, utanmaz, çekinmez. İstahya, yestahyi buradaki. En yadribe meselen. Darabe yadribu, misal vermek demek. Yani darabe meselle kullanıldığı zaman. En de mastar manası mekmak veriyor. En yadribe meselen, misal vermeye utanmaz. Misal vermeye neyi? Meselen ma, herhangi bir şeyi. Baudeten, yani herhangi bir sivrisinek. Fema fevkaha. Yine buradaki ma da isim mevsul. Fevka üstünde demek. Fevkaha onun da üstünde. Ha da yani sivrisineğe gidiyor. Yani sivrisinek de neymiş? Allah da sivrisineği niye örnek veriyor denemez. Çünkü zaten her şeyin Rabbi o. Ufacık böcekte sindirim sistemi var. Dolaşım sistemi var. Enteresan. Yani herhangi bir şey, hepsinin Rabbi o. Bir sivrisineği ya da onun daha üstünde olan, ötesinde olan bir şeyi misal vermeye çekinmez. Fe emmellezine amenu fe emmellezine, emma nokta nokta e gelince yani manasında, arkadan gelen kelimeye göre fe emmellezine amenu, iman eden kimselere gelince fe ya'lemune, alime ya'lemu, bilirler. Neyi bilirler? Şimdi ya'lemune'nin mef'ulü, mastarı mevvel olarak geliyor. Ennehül hakku. O haktır. Yani onun hak olduğunu, yani ortada gelen enneyi dı diye ana fiile bağlıyoruz. Onun hak olduğunu bilirler. Yani iman edenler için sivrisinek olmuş, başkası olmuş, ne hikmetler var diye Rabbimizin söylediğinde bakarlar. Ennehül hakku min Rabbihim. Onun Rablerinden, o misalin Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu, hak olduğunu bilirler. Ve emmellezine keferu, inkar eden kimselere gelince ise feyekulune, onlar derler ki maza eradallahu, maza ne? Ne kastetti, ne istedi Allah bihaza, bununla, yani bu örnekle, mesela misal bakımından, örnek bakımından. Yani bu temyiz olan kelimeleri böyle üstün tenvinli geliyor. Bakımından diye tercüme ediyoruz. Allah bu örnekle, bununla ne kastetti, ne demek istedi deyip alaya alıyorlar. Çünkü inkar ediyorlar. Allah'ı bile küçük görebiliyorlar. Yudillu bihi kesiran ve yehdi bihi kesiran. Edalle yudillu, saptırdı demek. Yudillu bihi, onunla, yani bu örnekle
Kesiren birçoğunu saptırır. Saptırır derken Allah kendisi saptırmıyor. Senin yapıp ettiklerin, umursamazlığın kalbini kapatıyor. Ve kendi her şeyi yaratan da Allah olduğu için senin bu iradene bağlı olarak yaptığın hareketler, hani günahlar birike birike artık hakkı görmez, hakkı duymaz oluyorsun. Bununla saptırır ve yehdi bihi kesiren hidayeti, hidayete ulaştırır bihi kesiren çoğunu da, yani pek çok kimseyi de bununla hidayete ulaştırır. Ve ma yudillu, yine ma yudillu nefi hal, hani ma gelince nefi hal, la gelseydi nefi istikbal olacaktı. Yani her an bu devam ediyor. Yani insanlar, nesiller geldikçe Cenab-ı Hak kendisini ispat edecek pek çok örneği etrafa koyduğu halde insanlar inkar edebiliyor onu. Ve ma yudillu bihi, onunla saptırmaz, olumsuzluk veriyor bu ma. İlla ancak saptırır el fasıkîn, ancak fasıkları, yani fasıklardan başkasını bununla, bu örneklerle saptırmaz. Yani fasık buradan da anlaşılıyor. Bir önceki cümleyi de tefsir ediyor. Yani günah işleye işleye kişi hakka karşı körleşmeye başlıyor. Evet, kendisini tövbeyle, güzel amellerle temizlemesi gerekiyor. Ellezîne yenkudûne, şimdi fasıklarla bitmişti cümle. Burada da lam var. Lam yani çarpı işareti gibi, sonraki devam ediyor cümle demek. Dolayısıyla da İsimden sonra gelen ismi mevsur şimdi o cümleyi açıklıyor demektir. Kimdir o fasıklar? Ellezine, o kimseler. Yankudune, bozarlar. Dakikada yankudu, bozarlar. Çoğul olduğunu görüyoruz. Ahdallah, Allah'ın ahdini bozarlar. Min ba'di misakihi, misak yani anlaşma, anlaşmalarından sonra Allah'ın, hani o ahdi yaptıktan sonra bozarlar. Yani Müslüman oldum deyip de bir girerler, bir çıkarlar. Müslüman oldum diyorsan Allah'ım senin söylediğini yapacağım demektir. Verilen sözleri tutacağım demektir. Ama bozarlar. Söz bozma Müslümanlıkta olmaması gerekirken bazı Müslümanlar Kur'an okumadığı için pek çok hatayı rahatça işleyebiliyorlar. Ve yaktaûne, kata ayakta o kesmek. Ve yaktaûne ma emarallahu bihi. Yaktaûne, keserler. Ma, ortada gelen ma ismi mevsul. Emerallahu, Allah'ın emrettiği şeyi keserler. Bihi, Allah'ın kendisiyle. En yusale, evsale yusilu birleştirdi. En yusale muzari meçhul. En de gelmiş, mastar yapıyor. Emmek manasını veriyoruz. En yusale birleştirilmesini, Allah'ın kendisiyle birleştirilmesini emrettiği şeyi keserler. Ne demek? Yani akrabalık bağları, birleştirilmesi gereken ne varsa Allah'ın istediği şeyle bizim yapmamız gereken, bunu keserler. Yani hiç oralı bile olmazlar, bozarlar. Ve yufsidûne, efsede yufsidû, fesat çıkarırlar. Fil ardı, yeryüzünde fesat çıkarırlar. Halbuki mutlu olmak varken iyilik yapıp karşıdakini sevindirmek, senin de böylece sevinmen ve Allah'ı memnun etmen varken kan, gözyaşı, böylece yani şeytani şeyleri yapıp yeryüzündeki huzuru bozarlar, fesat çıkarırlar. Ulaike, işte onlar hümül hasirun. Yani hüsrana uğrayanların, kaybedenlerin ta kendileridir. Niye ta kendileridir dedik? Bakın yine ulaike mübteda, haber de hasirun. Ama el takılı gelmiş vurgu için. Cem-i Müzekker Salim'in tabi ötreli hali haber olduğu için. Araya da hüm geliyor. Biliyorsunuz bu hüm fasıl zamiri. Yani haber böyle marife el takılı olduğu zaman araya geliyor. Ve tekit olmuş oluyor. Daha haberle hani müpteda arasını ayırmak için fasıl, ayırma zamiri deniliyor. Evet, keyfe tekfurune billahi. Nasıl Allah'ı inkar edersiniz? Yani mümkün mü Allah'ı inkar etmek? Nasıl böyle bir şey yaparsınız? Ve küntüm emvaten fe ahyaküm. Küntüm idiniz, emvaten mevta, emvat ölüler. Sizler ölüler idiniz. Fe ahyaküm. Ahya yuhyi, hayat verdi, canlandırdı. Küm, sizi. Buradaki meful yani.
Siz ölüler idiniz, akabinde size hayat verdi, sizi canlandırdı. Yani biz mevt kelimesi esasen yokluk demek. Yani hiçbir şekilde bir varlığınız yoktu. Size hayat verdi ve böylece dünyaya geldiniz. Sümme yumitüküm, emate yumitu ifal babından. Sonra sizi öldürür. Sümme yuhyiküm, sonra sizi diriltir. Diriltecek de diyebiliriz. Hani geniş zaman olduğu için muzari. Sonra sizi diriltir. Diriltmesi yani ahirette tekrar bizi diriltmesi. Sümme ileyhi turcaun. Sonra da yeniden kalkışta sümme sonra ileyhi ona yani Allah'a turcaun raca'a yercu. Buradaki de meçhul muzari. Turcau sizler turcaune döndürülürsünüz, döndürüleceksiniz. Hüvellezi o ki halaka yarattı veya hüve mübteda ya bu da haber ya yaratandır o yaratandır leküm sizin için ma fil ardı hani ortada gelen ma ismi mevsul fil ardı yeryüzündeki şeyleri sizin için yaratandır yani sana değer verip sana meyvesinden, tatlısından, tuzlusundan her şeyini yaratmış. Hepsini diyor sizin için sen istifade et diye yaratandır. Sümme steva. Sonra yöneldi. İle semai. Göğe yöneldi. Fesevvahüne. Yani yeryüzünü yarattıktan sonra, içindekileri yarattıktan sonra akabinde fe, hani takibiye, fay takibi akabinde sevva. Sevva yusevvi düzenledi. Sevvahünne yani hünne en yakın zamire giderse yeryüzündeki şeyler olur, gök olur. Burada da göklere gittiğini çoğulundan anlıyoruz. Fesevvahünne seb'a semavet ardından gelen bakın yedi gök halinde onları düzenledi. Tabi evren de olabilir bu. Yedi gök dünyanın yedi göğü mü yoksa evrende hani uzayda mı yedi tabaka, yedi birbirinden farklı mekanlar var. Dünyada yedi göğün olduğu tespit edilmiş durumda. Fakat uzay henüz çalışmalar yapılıyor. Yedi gök halinde onları düze seba. Şimdi 3 ile 10 arasında sayılan sayıların temyizi yani sayılan mağdudu şeyi çoğul ve esret tenvinli olarak geliyor. Seba, semavat. Şimdi gökte tabi semai müennes olduğu için sebate değil de seba olarak tam tersi olarak geliyor. Yedi gök halinde onları düzenledi diyor göğü. Ve hüve yani ve hüve bi külli şeyin alim ve o her şeyi alim çok iyi bilendir. Burası mübteda alimin kısmı haber. Bunlar da alimünle bağlantılı. Evet, burada dersimiz sona erdi. Allah'a emanet olun. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere değerli izleyiciler. Sevgiler, saygılar efendim.